Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Teknofest 2022 kapsamında Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Kızılelma ile ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktar, dünyada 4-5 ülke çalışıyor bu tarz bir projeye. İnsansız savaş uçakları geleceğin trendi. TSK'nın da önünü çektiği bir paradigma değişiminin ifadesi. Kızılelma doğru sistemlerle çalışırsa 4. nesil ve hatta ileride 5. nesil bir savaş uçağını düşürme potansiyelini barındırıyor. 3 varyanta sahip olacak. Kızılelma az radar görünürlük özelliğiyle tasarlandı. Mühimmatlarını içeri alabilecek şekilde tasarlandı. Kanatlarda ve gövde altında mühimmat taşıyabiliyor. Hedefimiz kısa pistli gemilere inip kalkabilecek ev safta. İniş ve kalkış sırasında çok büyük yakıt sarf ediyor. Çok kısa uçmasına neden oluyor. F-35 böyle. Kızılelma'yı tasarlarken Anadolu dediğimiz gemiye inip kalkabilecek ev safta bir aerodinamiğe sahip. İfadelerini kullandı. Kızılelma'ya şimdiden bazı ülkelerden talep olduğunu belirten Bayraktar, Kızılelma henüz geliştirme aşamasında. İnsansız savaş uçağı dünyasına ilk adım. Biz bu projeyi kendi öz kaynaklarımızla geliştiriyoruz, dedi. Samsun'da düzenlenen Teknofest 2022'de sergilenen Bayraktar Kızılelma Muharip insansız uçak sistemi için 2 adet A322F kullanan çift motorlu konfigürasyonun planlandığı bilgisi standta yer alıyor. Çift motorlu konfigürasyonda kullanılması planlanan A322F turbofan motoru, A322 turbofan motorunun art yakıcı bulunduran sürümüdür. A322F, azami olarak art yakıcısız 2500 kg kuvvet, art yakıcıları ile 4500 kg kuvvet İTKİ üretebilir ve Mach 1. 6'ya kadar çalışabilmektedir. Motor 624 mm fan çapına ve 560 kg kütleye sahiptir. A322F, L-15 eğitim ve hafif taarruz uçaklarında kullanılabilmektedir. Çift motorlu konfigürasyonun daha yüksek etkisi itibariyle daha fazla iç silah istasyonu hacmi ve yakıt kapasitesi için daha büyük bir gövdeye sahip olması muhtemeldir. Daha yüksek hızlara ulaşabilecek ve daha geniş bir muharebe yarıçapına sahip olacak çift motorlu Kızılelma, aynı zamanda bir motorun arızası durumunda diğer motorun çalışması halinde uçuşa devam edebilmesi itibariyle beko olarak da avantajlara sahip olacaktır. Standta aynı zamanda Kızılelma'nın boyutları, taşıyacağı sensörler, mühimmatlar ve muharebe kabiliyetleri konusunda bilgiler de yer almakta. 10 metre kanat açıklığı ve 14,7 metre boya sahip olan Kızılelma, boyut açısından savaş uçaklarına yakın bir yerde duruyor. Bunun yanında Kızılelma, F-35 gibi 5. nesil savaş uçaklarında yer alan buruna konuşlu elektro-optik hedefleme sistemine de sahip olacak. Aselsan INMMU için benzer mimaride bütünleşik elektro-optik hedefleme sistemi geliştirdiği bilinmektedir.